Teknolojiyle ilgiliyim ya da işim teknolojiden geçiyor diyorsanız buyurun gündem teknolojiye. Bugün gündem teknolojide özellikle perakende'de dijital dönüşümü ve teknoloji perakendeciliğinde neler yapılıyor bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. İki farklı sektörden konukları ağırlıyoruz. Dijital Approach Pozitif kurucu ortağı Caner Istı ve Pupa Mağazalar kurucusu Metin Ölken bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle e-perakende ile başlayalım. Nedir bu e-perakende Caner Bey? Biraz bize açabilir misiniz? Siz sektör hakkında biraz verileri de toparlıyorsunuz. Hem tasarım hem yazılım şirketisiniz. Verileri de yorumluyorsunuz. Evet. Biraz bize de bu yorumlarınızı anlatır mısınız? Ya aslında olay şöyle, perakende zaten çok eskiden beri var olan bir sektör, kendini geliştiriyor, kendini ilerletiyor. E-ticarette paralelde bir taraftan teknoloji şirketleri üzerinden özellikle yürüyen ve ilerleyen bir konuydu. Şimdi perakendeciler artık teknolojinin de etkisiyle, daha doğrusu bu teknolojideki değişimlerin kendi yöntemlerine, kendi iş yapış şekillerine etkisini fark ettikçe bu konuları daha çok içlerine almaya başladılar. Çünkü potansiyeli fark ettiler. Çünkü e-ticarette bu özellikle çoklu kanallı, birçok noktada müşteriye daha farklı deneyim sunabilmek, daha fazla ulaşabilmek, verimliliği arttırmak, metrekare verimliliğini düşürmek gibi konular popülerleştikçe ilgileri arttı. İlgileri artınca da bu e-dönüşüm, bu şu anda adı altında, e-dönüşüm adı altında kullandığımız kavramı perakende sektöründeki işleyişlerine geçirmeye başladılar. Aslında büyük mecrayı keşfettiler. Evet, aynen öyle. Perakendeciler hep uzak duruyorlardı. Daha doğrusu deniyorlardı ama küçük deniyorlardı. Hı hı. Kendi içlerinde küçük ekiplerle bunları yürütmeye çalışıyorlardı. Ama şimdi artık bir şekilde bu işin içerisinde olmaları gerektiğini fark ettiler. Bu dünyada çok önce oldu. Türkiye'de de şimdi daha popülerleşti. Büyük zincirler bu işte yatırımlarını arttırdılar. Mağazacılar internetin daha da önemini fark ettiler. Dijital tarafta neler yapabileceklerini, potansiyellerini biz de onlara sunduk. Daha da doğrusu böyle şeyler de oldu. O sunumlar sonucunda da şimdi artık süreç içerisinde perakendeciler dijital tarafta çok daha etkin olmaya başladılar. Evet, şimdi hemen teknoloji perakendeciliğine aslında birbiriyle de çok bağlantılı, yani bir dişlinin çarkın dişlileri de diyebiliriz. Nasıl geçiyor? Yani ilk çeyrek teknoloji perakende sektörü açısından nasıl geçti? Geçtiğimiz yıla kıyaslarsak 4.5G'ye de özellikle geçiş yaptık. Bu satışları arttırdı mı? Yoksa geçtiğimiz yıla göre, çünkü tüm dünya genelinde de bir miktar bir yavaşlama söz konusu. Teknoloji ürünlerinin satışlarında, uygulamalarda değil ama ürünsel olarak. Bu Türkiye'ye yansıdı mı, yoksa daha hala tüketim olarak doygunluğa ulaşmadık mı? Bir defa tüketim olarak doygunluğa ulaştığımızı söyleyemeyiz. Ama bu işlerin bir önceki seneye göre kıyasladığımız zaman daha iyiye gidiyor mu sorusuna evet cevabı verdirmiyor bize. Şimdi şöyle, tabii ki teknoloji perakendeciliğinin içinde bir kaçınılmaz akıllı telefon gerçeği var. Şimdi ben birazcık akıllı telefonları aslında perakendecilikten ya da teknoloji perakendeciliğinin dışına da almak istiyorum. Çünkü o birazcık daha yaşam tarzı, imaj, statü içinde kullanılan cihazlar olduğu için bizim perakende, teknoloji perakendeciliğinde ne olursa olsun akıllı telefon satışları düşmüyor. Akıllı telefon satışları mesela bendeki rakamlara göre bir önceki senenin aynı çeyreğine göre yaklaşık %7,5 falan artmış gözüküyor. Miktarsal olarak, hı hı, adet olarak bakıyoruz. Çünkü TL olarak her şartta TL'deki artışlar var ama bunu lütfen kur artışı, fiyat artışından dolayı hacim artıyor demememiz lazım. Hı hı. İşlem hacmi artmıyor aslında. Ama akıllı telefonlarda mutlaka ki adet artıyor. Bu 4.5G etkisi diyelim, statü diyelim, bunların hepsiyle beraber artıyor. Ama bunun dışındaki teknoloji ürünlerini alırsak, yani işte masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazılım, evet, tabletleri falan alırsak, hı hı, her birinde adetsel olarak bir önceki senenin çeyreğine göre %15 ile başlayıp %35'e kadar giden bir aralıkta bir daralma var. Özellikle adetsel olarak masaüstü bilgisayarlarda değil mi? Yavaş yavaş daha, evet, çok en büyük, küçük mobil aletlere doğru bir kayış var. Kayıp tabletlerde. Bu zaten, hı hı, dünyanın genelinde de böyle. Tabletlerde daha büyük kayıp var. %35'e çıkan kayıplar genelde tabletlerde. Çünkü bu akıllı telefonların ekranlarının büyümesi, evet, filan derken tabletlerde bir miktar gerileme var. Dediğiniz doğru, masaüstü bilgisayarlar
ikinci derecede buradan etkilenenler, daha az etkilenenler ama %10'lar civarında kaybı uğrayan da masaüstü bilgisayar ki yazılım bile, yani software yazılım bile geçen seneki çeyreğe göre bir %15 geriye düşmüş durumda satışlarda. Peki bunun kaynağı nereden geliyor Metin Bey? Şimdi bunun kaynağı trendleri mi değişiyor? Şimdi şöyle, hayır. Yani insanların ihtiyacı azalmıyor ya da ihtiyacını bence insanlar birazcık tercihlerde bulunuyorlar. Birazcık harcama alışkanlıklarında ya da harcama ihtiyaçlarını değiştiriyorlar. Bir de ne kadar kabul etmezsek etmeyelim ki benim şahsi fikrim her zaman bu ne yazık ki ülkemizin içinde olduğu durumda olan bazı kötü olaylardan sonra eve kapanmak değil aksine dışarı çıkmaktır benim kişisel görüşüm ama ne yazık ki halk böyle değil. Biz çünkü mağazalarımız alışveriş merkezlerinde olduğu için trafik takip ediyoruz oradan. Geçen seneki ilk 3 ayla bu seneki ilk 3 ay arasında bizim %20-25 bir trafik kaybını yaşıyoruz ve görüyoruz AVM'lerde. Dolayısıyla trafik kaybıyla beraber dolayısıyla da alışveriş adetleri, alışveriş rakamlarının da düşmesi de zaten kaçınılmaz bir son oluyor sonuçta. Dolayısıyla birazcık insanımız daha az belki de alışveriş dışarıya çıkıyor gibi de bir buradan sonuca varabiliyoruz aslında ne yazık ki. Şimdi sizin anlattıklarınıza paralel izleyicilerimden birinin bir önerisi var. Mert Bal der ki sanırım AVM mağazaları yerlerine daha çok küçük kiosklar mı tercih ediliyor? Sizin birçok satış noktanız var. Cadde mağazacılığı, AVM yani, mağazaları içerisinde pek ne öyle dersiniz? Değil. Kiosk yani şöyle yatırımcı açısından belki maliyetleri farklı boyuta getirmek için kiosklar ya da daha ufak yerler tercih edilir ama AVM içinde de kiosk olsanız, caddede de kiosk olsanız insan lazım size. Kesinlikle. Sonuca varmak için birazcık bizim trafik yani kişi sayısında sıkıntımız var. Perakendeci sırf bizim değil, bütün perakende sektöründe çünkü AVM'de çok değişik sektörler var. Herkesin de genel şeyi böyle zaten. Ne yazık zaten teknoloji ürünü satıyorsunuz haliyle kalifiye personel bulundurmak zorundasınız. Çünkü o ürünün özelliklerini detaylı bir şekilde anlatacak. Peki kioska da bu sağlanamaz diyorsunuz. E-ticarette artık dönüşümde çoklu kanal sistemine geçeceğiz. Artık büyüme oradan gelecek diyorsunuz raporunuza baktığımda. Çoklu kanal sistemi nedir? Bize yeni bir terim ifadeyi sunuyorsunuz. Çoklu kanal sistemini biraz detaylı açabilir misiniz bize? Şöyle aslında bu omni kanal yani çoklu kanal, çoklu kanaldan bir sonrası aslında. Çoklu kanal bundan bir önceki trendti. Yani mağazalar daha doğrusu e-ticaret sektöründeki markalar, perakendeciler bir şekilde normal statik mağazalarından yani fiziksel mağazalarından başka kanallardan satış yapmaya zaten uzun zamandır başladılar. Yani e-ticaret siteleri kurdular, telefonla satış yapıyorlar, kataloglar kullanıyorlar. Bu çoklu kanaldı. Şimdi bu omni kanal aslında şu anda bizim odaklandığımız nokta yani bu kanalların deneyimlerinin birleştirilmesi. Yani aslında çoklu kanal yani bir kanalda yaptığınız verimin diğer kanalda devam etmesi, kullanıcıya sunduğunuz bir işlemin, bir deneyimin başka bir kanalda kesintisiz olarak devam etmesi. Yani bunu somutlaştırmak gerekirse en basit anlamda siz internetten alışveriş yapıyorsunuz. İnternet yapmış alışveriş yapıp mağazaya gidip iade veremiyorsunuz. Ve sonra kullanıcı size diyor ya ben bu markadan alışveriş yaptım. Yani niye gidip mağazadan iade alamıyorum? Sonuçta karşımdaki muhatap aynı marka. Yani bunun aslında biraz zaten sektör kullanıcıların hareketleri yön verdi sektöre. Kullanıcıları mutlu etmek, kullanıcıların mutluluğundan dolayı da bir dönüşüm artışı sağlamak amacıyla yöntemler tekrar ele alınıyor. Aslında omnikanal çözümlerin ele alınması bu yöntemlerin kullanıcının deneyimi doğrultusunda tekrar ele alınması üzerinden geçiyor. Burada birkaç nokta var. Bir tanesi işte işlemlerin devamlılığı. Diğeri marketing, yani pazarlama tarafı. Yani kullanıcıların hareketlerini izleyebilir haldesiniz artık. Yani fiziksel mağazadaki hareketlerini izleyebilir haldesiniz. İnternetteki hareketlerini izleyebilir haldesiniz. Mobil application'la lokasyon bazlı izleyebilir haldesiniz. Artık buradan sonra marketing tool'larının yani araçlarının çok çok daha etkili kullanma şansınız var. Yani siz mağazanızda belli bir nokta alışveriş yapmış, belli bir deneyimi sağlamış, belli ürünlerle ilgilenmiş insanlara internet sitenizde kampanya yapabilirsiniz. İnternet sitenizde belli kategorileri gezmiş, alışveriş yapmış insanlara mağazaya geldiğinde haberiniz olup lokasyon bazlı olarak onlara orada da başka bir avantaj sunabilirsiniz. Bunun en güzel örnekleri aslında İngiltere'de yaşanıyor. Click and Collect'ler var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Yani internetten sipariş ver, mağazadan satın al. Tabii yüz ölçümleri dar olduğu için orada çok çok daha etkili. Yakında mağazalar daha fazla. Türkiye'de de şu anda. Türkiye'de başladı bu sistem. Başladı sistem ve hani Türkiye'de de yani etkilerini yavaş yavaş görüyor olacağız. Avrupa'da %54'lere gelmiş durumda. Yani bu siparişlerin oranları. Ve hani şöyle bir şey, alınan istatistiklere göre analizleri çıkıyor. Kullanıcılar kasada sıra beklemek istemiyorlar. Sipariş verirken uğraşmak istemiyorlar. Ürünleri daha iyi tanıdıklarını düşünüyorlar internette.
Bunun gibi sebeplerle Türkiye'de de benzer kurguları göreceğiz. Yani çünkü şu da var, Türkiye'de özellikle İstanbul'da belli bir kilometre arasında yol yaptığınız zaman çok fazla AVM geçiyorsunuz. Yani ürününüzü almak için bir delivery point, bir teslim alma noktası bulabilirsiniz aslında. Bununla beraber click and collect gibi şeylerin en önemli şeylerinden bir tanesi, mağazacılık anlamında avantajlarından bir tanesi de mağazaya gelen kişiye başka bir ürün satma imkanınız da var. Çünkü mağazaya soktunuz artık. Yani internetteki müşterinizi mağazaya soktunuz. Artık etrafına başka promosyonlar önererek, onları yönlendirerek, belli kurgular kurgulayarak bir şekilde onlara daha fazla alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz ki Avrupa'da, İngiltere'de sanırım yanlış hatırlamıyorsam, mağaza bir markanın satış oranlarına %25 oranında click and collect ile beraber alınan ürünler rapor edilmişti. Yani bu ciddi bir oran. Türkiye'de bunu uygularsanız sizin de o satış oranlarınızın yükseldiğini göreceksiniz aslında. Caner Bey, şu soru da hemen aklıma geldi. Özellikle siz tüketicilerin eğilimleri hakkında çok ciddi bir veriye sahip oluyorsunuz. Bu anlamda biz hani özellikle kredi kartlarımızın yüzde kaçını internette bugüne kadar kullandık, tüketici trendleriyle ilgili ne gibi datalar, veriler var elinizde? Ya şöyle, Türkiye'de yani henüz potansiyel çok fazla var. Çünkü çok fazla kredi kartı var ama hani geldiğimiz nokta, geleceğimiz noktanın çok daha altında aslında. Daha hiç kullanılmamış 33 milyon kredi kartı var, tekil kredi kartı var. Ve hani biz bunların bir şekilde internet üzerinden derken online işlem üzerinden kullanılmasını bekliyoruz. Türkiye'de e-ticaretin perakendelik payı 1.6. Bu payla bile 25 milyar cirodan bahsediyoruz. Bunun %2'ye çıkması hedefleniyor 2006'da ve bu 31 milyara geçmesi planlanıyor. Yani hani daha doğrusu tahmin ediliyor. Şimdi böyle bir durumda aslında potansiyel bu ama dünya ortalaması %7 e-ticaretin perakendeki payı. İngiltere'de %11 tabii. İngiltere bu konuda çok daha önde. %7'ye mi varacağımızı düşünüyoruz biz de belli bir süre içerisinde. %7'ye vardığımız zaman oradaki o her bir puan artışı ciddi anlamda bir ciro olarak geri dönecek. Ama buna hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte markaların bu an geldiği zaman özellikle bu omnikanal çözümler konusunda. Çünkü yoksa başka türlü artacak bir şey değil bu yani. Omnikanal çözümler konusunda, fiziksel deneyimi, dijital deneyimle birleştirme konusunda, özellikle kiosklar, in-store, yani mağaza içi alışveriş alışkanlıkları, gelen kullanıcını tanımlayıp onların hareketlerine göre onlara farklı çözümler sunmak, farklı offerlar, özelleşmiş öneriler de getirmek. Bunları yaptığımız zaman o puanların teker teker arttığını göreceğiz. İşte burada perakendecilerin o dijital dönüşüm tarafındaki yeri gündeme geliyor. Yani dijital dönüşüm tarafında bunları hallettikleri zaman bu puanlar artacak. Yoksa kullanıcılar kendi kendilerine ya neyse hadi bugün de ben e-ticaret deneyeyim demeyecekler aslında. Ya bunların da şeylerini gördük. 3 dönem geçirdik e-ticaret anlamında. Birinci dönemde e-ticaret siteleri yeni açılıyordu 2000'li yıllarda. 2010'larda bu ikinci dönemde bu promosyon siteleri daha çok böyle indirimli ürünler satan promosyon siteleri gündemimize geldi. Bütün e-ticaretin şeyi değişti. Kalabalıklaştı. Ürünler, yani sayılar çok arttı. İnsanlar alışkanlıkları arttı. Şimdi omnikanal dönemindeyiz. Yine bu dönemde perakendecilerin eline kaldı artık bu iş ve bunları başarabilirlerse yine çok büyük bir artışı biz de bekliyoruz açıkçası. Şimdi mağaza kısmına yeniden döneyim. Özellikle akıllı telefonların satışı en üst sırada diyorsunuz. Onu hangi ürünler ve cihazlar veya cihazlar takip ediyor? Özellikle şimdi teknolojide giyilebilir ürünlere geçtik. Giyilebilir ürünlerin Türkiye'de talebini nasıl görüyorsunuz siz Metin Bey? Giyilebilir ürünler Türkiye'de çok düşük bir taleple başladı. Bence biraz tanıtım eksiği oldu bu konuda. Markaların özellikle bu konudaki tanıtımlarının ben çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla giyilebilir ürünleri daha henüz hani değerlendirmeye alacağımız rakamlara ulaşmadığını biz görüyoruz. Akıllı telefondan sonra tabii ki bizim teknoloji mağazalarımızda en çok satılan ürünler bilgisayar satılıyor onun ötesinde. Yani dizüstü ya da masaüstü düşse dahi rakamlar biraz daralsa dahi en çok adet olarak, adet ve yanındaki ciro olarak da bu ürünler daha çok ağırlıklı olarak gidiyor bizde. Ama dediğim gibi giyilebilir teknolojiye Türkiye biraz daha alışacak herhalde. Çünkü biraz yani bu saat olsun, özellikle saatler konusunda biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bir de bazen de tüketiciye çok fazla yüklendiğimizi de düşünüyorum. İşte akıllı telefon, akıllı saat, tablet, bilgisayar falan derken biraz da yani Türkiye'nin gelir düzeyinde düşünürsek
biraz daha önümüzde zamana ihtiyacımız var herhalde. Evet, haliyle ürünlerin fiyatları belli bir sınır üstü olunca. Peki tabii, dünya genelinde trend ne yönde? Hem onu sormak istiyorum, bir de dünyanın önde gelen markaları da Türkiye'de teknoloji perakende sektörüne girdiler ama bir iki marka başarısız olup geri çekildi. Siz bu başarısızlığın arkasında neleri görüyorsunuz? Vallahi dünyadaki genel trend bizim biraz önümüzde, özellikle mesela giyilebilir teknoloji dediğimiz zaman Amerika ve Avrupa'da bu bizden epey bir ilerideler. Yani sonuçta akıllı saatler ile akıllı telefonlarla yarışacak hale gelmeye başlıyor. Hmm. Dünyanın başta Amerika olmak üzere. Çünkü genelde oradan çıkıyor zaten bütün bu trendler. Bize de gelecek bu. Ha, Türkiye'deki markaların çıkışıyla ilgili bence strateji hataları ya da zamansız çok fazla büyüme diye düşünüyorum. Ve şunu görüyorum, üzülüyorum da buna. Hani bu belki bizim kendi kendimize de biraz öz eleştiri yapmamız gereken bir konu. Yani Türkiye bugün yaşadıklarını diğer gelişmiş ülkeler yaşamadılar mı zamanında? İspanyalar, İrlandalar, İngiltereler, Amerikalılar. Ama buradan apar topar kaçıp gidiyor mu büyük perakendeciler? Yani yok. Yani sonuçta biz de birazcık burada hani hem teknolojide hem de diğer sektörlerde gitme sözleri ya da giden perakendecileri birazcık biz belki de daha iyi elimizde tutabilmeliyiz. Biraz daha üzerinde çalışmalıyız. Çünkü bu ülke sonuçta 80 milyonun nüfusuyla ve de ciddi potansiyel olan bir nüfusla, bugün gidenler bence kaybediyorlar Türkiye'den. Yanlış yatırım yapmış olabilirler. İlla ki sürekli mağaza sayısı arttırmak yerine daha azaltarak da bu işi iyi yapabilirler ama bence yanlış yapıp kaçıp gidiyorlar. Kaçıp gittikleri için de tekrar geri gelişleri aslında çok kolay olmayacak. Onların yerine kalanlar ve onların yerine bu ülkede yatırıma devam edenler, gerek yabancılar gerek de yerli yatırımcılar, bence bu dönemin sonunda daha kar edecekler, daha kalıcı olacaklar burada diye düşünüyorum. Gidenler gidebilir. Sonuçta bizim ülkemizde çok iyi Türk yatırımcılar da var ve burada hala bu ülkeye inanan da bir sürü de yabancı yatırımcı var. Bir sıkıntımız olmaz sonunda. Sayın Örken, şimdi Türkiye'de yerli üretimin azlığı da kuşkusuz pazarda yabancı markaların dominant olmasını, üstün olmasını sağlıyor. Pazarda adeta cirit atıyorlar. Şimdi bu konuda hani örneğin siz de mağazanızda satılan ürünlerin yüzde kaçı yerli tasarım diyeyim? Çünkü yerli %100 üretim henüz yok. Evet. Onu söylemek daha doğru olur. Ve Türkiye'de hani tüketici şeyleriyle de ilgili, satın alma eğilimleriyle ilgili ortalama sepet ortalaması ne kadar? Yani bizdeki sepet ortalaması biraz aslında oluyor. Çünkü bizim ürünlerimiz yüksek fiyatlı ürünler. Evet. Yani bir tane akıllı telefon 3000 liradan başlıyor. Dolayısıyla bizim sepetimize böyle bakarsanız rakamlar bizde yüksek çıkacaktır. Dolayısıyla yani bir teknomarket değiliz biz. Biz daha özelliği olan mağazalarımız olduğu için bizim sepet ortalamamız yüksektir. Diğer sektördeki diğer oyunculara göre. Ama öbür taraftan yerli üretime gelirseniz evet, yerli üretim yok. Bizim sattığımız malların yani herhalde %99'u ithal ürünler sonuçta. Ha, bunların içinde özellikle aksesuar bölümünde Türk tasarımı olabilir ama üretim yerleri bunların hepsinin, özellikle de aksesuar kısmı zaten Uzak Doğu, Çin kökenli geliyor bu. Yani herkesin bildiği bir olay. Dolayısıyla inşallah yani bu markaları birazcık Türkiye'de üretime aslında almak lazım. Hani bu evet, Silikon Vadisi diyoruz. Hem oralardan Türkiye'ye gelsin, Türkiye'de böyle yerler yapalım istiyoruz. Hı hı. Aslında bence en doğru yaklaşımlardan bir tanesi bu olacak. Ama böyle bir üretim ekosistemi var mı sizce peki? Türkiye için. Türkiye için, evet. Teknolojide böyle bir ekosistem var mı? Yani hakikaten hani her yönüyle ele almak gerekirse. Bence almak gerekir. Yani bence olsa zaten, şöyle birazcık ben çok basit düşünürüm. Olsa zaten birileri burada çoktan gelip üretim yapmaya başlamış olurdu. Dolayısıyla daha hala böyle bir üretim olmadı ki. Hatta bileceksiniz bir tablet projesi vardı eğitim kurumları için, evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Orada süreç nedir? Orada da oradaki süreç birazcık düşe kalka gidiyor, tam gidemiyor. Hı hı. Orada mesela bazı markaların Türkiye'de üretim ya da en azından montaj zorunluluğu getirmesine rağmen devlet bu konuda hiç kimse buraya ilgili olmadı. Yani sonuçta burada çok ciddi bir pazar vardı bu tablet konusunda. Evet. Demek ki altyapıda eksiklerimiz ya da bir takım hazırlıklarımız tamam değil ki gelip kimse tamam biz bu tablet projesine talibiz. Ha, Türkiye'nin istediği gibi de gelir, Türkiye'de de belli bir montaj, belli bir sanayi getiririz. Olmadı. Dolayısıyla yani demek ki aslında biz lokasyon olarak da lojistik olarak da çok iyi bir yerdeyiz aslında. Yani bakarsanız Avrupa tarafına, Asya'ya, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya lojistik olarak aslında çok rahat biz burada bir üretim üssü olabiliriz. Ama onu işte artık
büyüklerimiz biraz daha demek ki sorulamaları lazım. Biraz daha şartları uygun hale getirmeleri lazım ki gelsin bu markalar buraya. Siz aynı zamanda teknoloji perakendecisi değil, yazılım kısmında da faaliyet gösteriyorsunuz. O amaçla soracağım. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın hem Ar-Ge'ye hem de yazılım sektörüne bir sürü teşvikler, destekler, paketler açıklanıyor. Siz yeterli buluyor musunuz? Vallahi şimdi, neler eksik diyelim, belki çok daha doğru yani soru olacak. Neler eksik derken birazcık uygulama eksiğimiz var. Yani hız eksiğimiz var bence. İstediklerimize ya da taleplerimizi tam nasıl yapacağımızı da bazen bilemiyor olabiliriz. Yani bu konuda biraz daha açıklamalara ihtiyacımız var. Aslında baktığınız zaman rakamlar olarak fazla ya da eksik dememek lazım. Çünkü evet, Ar-Ge'ye bir sürü teşvik var. Yazılım sektörüne çok iyi de bir ihracat teşvikleri de var öbür taraftan. Yurt dışına eğer ki ihracatı da düşünüyorsanız. Yani teşvikler yetersiz diye ağlamamamız lazım aslında ama evet, bunların pratik ve kolay uygulanır hale getirilmesi lazım. Ben biraz orada görüyorum. Yani bizim mesela zaman zaman TÜBİTAK üzerinden projelere girişimiz oluyor ama o projenin onaylanması aylar sürdüğü zaman belki sizin proje heyecanınız ya da proje gerekliliğiniz bile kesinlikle değişebiliyor. Çünkü yani işte hele hayatınızda yeni bir şey çıkıyor. Teknolojide aylar evet sürmek demek ne demek? Yani o projenin zaten verimliliği de bitmiş olur. Yani, çünkü dünyada teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki bir ay bile çok uzun bir süre. Dolayısıyla yani kolay ve hızlı uygulanabilir bir hal olursa bence ben rakamları gayet bizim için tatmin edici görüyorum aslında şu çok an. Çok çok teşekkür ediyorum bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için. Metin Ölken ve Caner Isti'ye diyorum ve böylelikle bir gündem teknoloji burada noktalıyor. Şimdi minicik bir ara diyelim. Aranın ardından Hande Demirel sizlerle birlikte olacak piyasa hattında.